Haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Türk Silahlı Kuvvetleri olası operasyon hazırlıkları için bölgeye yığınak yaparken Esad rejimi İdlib'de yine Mehmetçiğimize saldırdı. Hain saldırıda 5 askerimiz şehit düşerken 5 Mehmetçik yaralandı. Ankara acı haberi aldığında Putin'in gönderdiği Rus heyet Dışişleri Bakanlığı'nda masadaydı. Hain saldırıya anında misliyle karşılık verildi. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Tam da İdlib için Rusya ile masaya oturulmuştu ki Suriye'den yine acı haber geldi. Esad rejimi Mehmetçi'ye topçu atışıyla saldırdı. 5 askerimiz şehit olurken 5'i de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıya anında misliyle karşılık verdi. Rejimin ilk saldırısıyla 8 Mehmetçik şehit düşmüş, Putin Ankara'ya heyetini göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'a çekilmesi için verdiği süre işlerken Moskova aracılığıyla rejim bir kez daha uyarıldı. Rus heyet daha dış işlerinde masadan kalkmadan Esad bir kez daha saldırdı. Gerekirse iki lider, iki cumhurbaşkanı da bir araya gelebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla AK Parti Genel Merkezi'nde toplantıdaydı. Aynı adreste Milli Savunma Bakanı Akar'la görüşmeye geçti hemen. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa gerekli karşılığın anında verildiği, belirlenen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alınarak tahrip edildiği duyuruldu. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır vurgusu dikkat çekti. Yaralı askerlerse helikopterle Hatay'a sevk edildi. Yaralı askerler geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan da bölgeye yığınağı sürdürdü. Üsler komandolarla takviye edilirken füze rampası, tank ve zırhlı personel taşıyıcılar gözlem noktalarına yerleştirildi. Hatta bölgeden Suriye Milli Ordusu'nun da operasyona başladığı haberleri geldi. Esad'ın hain saldırısıyla bölge daha da ısınırken çarşamba günü de Trump'ın Suriye özel temsilcisi Jeffrey'i ağırlayacak Ankara. Merak edilense operasyonun düğmesine ne zaman basılacağı. Gerçekten de artık toprak utandı bahar kokulu yiğitleri gömmekten. Bir kez daha tüm Türkiye'nin, hepimizin başı sağ olsun. Rejim güçlerinin İdlib'deki hain saldırısına Ankara çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Esad için savaş suçlusu derken alçaklara gereken karşılığın anında verildiği duyuruldu. Başsağlığı mesajları da ardı ardına geldi. En yoğun şekilde saldırıyı gerçekleştiren hedefler ateş altına alınmıştır. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Karşı tarafa verilen zayiat kat be kat fazladır. Türkiye İdlib'deki gözlem noktalarındaki askerlerini mutlaka korumalıdır. İdlib'ten gelen acı haber siyasetin de önceliği oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Esad'ı savaş suçlusu olarak tanımladı. Sözcü İbrahim Kalınsa şehitlerin kanının yerde kalmayacağını vurguladı. Esad rejiminin topçu saldırısına Ankara'nın tepkisi gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcağı sıcağına MKYK toplantısında verdiği talimatı parti sözcüsü Ömer Çelik açıkladı. Cumhurbaşkanımız yapılan gelişmeler üzerine ilgili kurumlara gerekli talimatları vermiştir. Faaliyetlerin nasıl icra edileceği, kararlılığın yeni duruma göre nasıl ortaya koyulacağı tekrar netleştirilmiştir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, alçaklara karşılık verildi. Şanlı ordumuz gerekeni yapacak dedi. Meclis Başkanı Şentop, Türkiye barış için bölgede kararlı duruşunu sürdürecek derken, İçişleri Bakanı Soylu'dan başsağlığı mesajı geldi. CHP sözcüsü Faik Öztıraksa MK toplantısı sonrası kamera karşısına geçti. Tam da İdlib başlığını anlatırken öğrendi hain saldırıyı. İdlib'de topçu ateşi sonucunda 5 şehidimiz varmış. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yüreğimiz yandı notuyla paylaştı taziye mesajını. MHP yazılı açıklamayla başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise öğle saatlerinde daha İdlib'den o acı haber gelmeden kürsüdeydi. İnternet ve sosyal medya bağımlılığı vardı gündeminde. Sosyal medya tam bir çöplük dedi. Sanal dünyaya teslim olmama çağrısı yaptı. Sosyal medya tam bir çöplük,
tam bir başıboş mecra haline dönüşmüştür. Siber zorbalık giderek artıyor dedi, sosyal medyadaki tehlikeye işaret etti. Cumhurbaşkanından modern kölelik uyarısı geldi. Günümüzde teknoloji bağımlılığı sebebiyle modern köleler değil, teknolojiyi bilinçli kullanan özgür bireyler görmek istiyoruz. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin açılışında kürsüdeydi Erdoğan. Veri güvenliğinin önemini anlatırken dikkat çeken bir benzetme yaptı. Veri güvenliğini yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmak, sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmekle eşdeğerdir. Türkiye'yi siber güvenlikte dünya markası haline getirmeyi hedeflediklerini anlattı. Ardından da sözü sosyal medyaya getirdi. İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız. Gerçek hayatta suç olan her şeyin internet ortamında da aynı karşılığı bulması şarttır. Sosyal medyanın düzenlenmesi için Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının harekete geçtiğini anlatan Cumhurbaşkanı'nın bir de çağrısı vardı. Aynı oda içinde dahi konuşarak değil, mesajla iletişim kuran insanların gerçek hayatla bağı giderek zayıflıyor. İnsanlarımızın gerçek hayatla bağlarını güçlendirecek çalışmaları desteklememiz, özendirmemiz gerekiyor. Silopi Adliyesi'ni havaya uçurmaya çalışırken patlayıcılarla birlikte suçüstü yakalandılar. Kanlı saldırı bir adliye çalışanının korkunç planı polise ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Bir adliyenin yazı işleri müdürü 6 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi bunu bypass ettik muhtemelen. Şunu sökeceklerdi. 44 patlayıcı, kirişleri açılan oyuklar. Yapacakları iş şuydu yani. Şimdi bunu bypass ettik. Teröristler yakalanmasa Silopi Adliyesi'ni içindekilerle birlikte yerle bir edecek, büyük bir katliam yaşatacaktı. Korkunç plan adliyede çalışan bir hizmetlinin polise gitmesiyle ortaya çıktı. İddiasına göre adliyenin yazı işleri müdürü definecilik amacıyla kendisine patlayıcı aldırmış, onları duvarda oluşturduğu boşluklara yerleştireceğini söylemişti. Yapacakları iş şuydu yani. İhbar doğru çıktı. Bomba uzmanları Silopi Adliyesi'nin bilgi işlem odasında 44 patlayıcı madde buldu. Duvarlarda o patlayıcıların konulacağı oyuklar bile hazırdı. Teröristler adliyenin bir anda çökebilmesi için özellikle kolonları seçmişti. Kanlı plan son anda önlendi. Yazı işleri müdürüyle 6 şüpheli gözaltına alındı. Şu an sorgudalar. Polis bu korkunç terör saldırısını kimin planladığını araştırıyor. Koronavirüs beyaz perdeyi de vurdu. Çin'deki sinema salonları kapatılınca ünlü oyuncu Jackie Chan'in son filmi vizyona giremedi. O da virüsün ilacını bulana 1 milyon yuan ödül vereceğini duyurdu. Bu arada Türkiye'de diken üstünde. Ankara'da koronavirüs operasyon merkezi oluşturuldu. Harita sürekli güncelleniyor, sayı her geçen dakika artıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de alarmın adı koronavirüs. Saatler şu anda 11.21'i gösteriyor. Koronavirüste son durum işte bu dev ekrandan takip ediliyor. Bu zamana kadar virüse yakalananların sayısı 40.553'e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 910 oldu. Şu ana kadar ülkemizde biz henüz bir vaka tespit etmedik. Avrupa bölgesinde bildiğiniz üzere çeşitli ülkelerde vakalar mevcut. Dünyada son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti. Japonya'da karantina altına alınan gemideki hasta sayısı ise sürekli artıyor. 60 yolcuda daha koronavirüs tespit edildi. Vaka sayısı 130'a çıktı. Çin'de kırmızı alarm sürüyor. Sinemalar kapatıldı. Jackie Chan'in son filmi de bu yüzden vizyona giremedi. Çinli aktör salgına karşı her türlü yardıma hazır olduğunu, tedaviyi bulana 1 milyon yuan yani yaklaşık 885 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Türkiye'de de ölümcül virüse karşı önlemler üst düzeyde. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde de koronavirüs operasyon merkezi kuruldu. Bu merkezde 7 gün 24 saat gelen tüm veriler an be an takip ediliyor. Zamana karşı yarış oluyor aslında. Olası temaslar, test sonuçlarının sonuçlanması, ona göre de aksiyon alıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan her sabah dut pekmezi içiyorum dedi. Siyasette bu kez de pekmez rekabeti baş gösterdi. Erdoğan pekmezin Erzurum'dan geldiğini söyledi. Adıyamanlı milletvekilleri bakın nasıl sitem etti. Erzurum pekmezi. Adıyamancıyım ben. Kimin? Vallahi orasını bilmiyorum. Kayseri ile Kastamonu'yu karşı karşıya getiren pastırmadan sonra yeni polemik Adıyaman'la Erzurum arasında çıktı. Dut pekmezi kapanın elinde kaldı. Dut pekmezi nerenin? Tabii ki Erzurum'un. Nerenin pekmezi meşhur? Adıyaman. Üzüm pekmezi, keçi boynuzu pekmezi, dut pekmezi her biri ayrı ayrı şifa deposu. Ancak pekmez bugünlerde yöre tartışmasıyla gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı her sabah bir kaşık dut pekmezi içtiğini söylemesiyle başladı o tartışma. Erdoğan pekmez ağırlıklı olarak Erzurum'dan geliyor dedi. AK Parti'nin Adıyaman milletvekillerinden esprili yanıt gecikmedi. Ben Adıyaman pekmezi tüketiyorum. Hiç Erzurum pekmezi yediniz mi? Yok hiç duymadım ve yemedim de. Dut pekmezi deyince aklıma Erzurum pekmezi gelir. Üstünde tanımıyorsunuz. Tanımıyorum. Yani. Adıyamanlı vekillerin külliyeye biz de pekmez gönderiyoruz ama bizim pekmezler Erzurum'un hesabına yazılmış sözleri tatlı bir atışmanın fitilini ateşledi. Sizin tarafınız hangisi? Adıyaman. Onunki daha farklı oluyor. Herkesin damak tadı ama ben onu daha çok beğeniyorum. Adıyamanlılar bizim diyor. Yok bizim Erzurum. İki il arasında tartışma kızışırken pekmezi başka sahiplenenler de çıktı. Kırıkkale'ye bağlı Hasan Dede ilçesi var, Kalecik ilçesi var. Buraların zaten pekmezin doğal kaynağı, menbaası buralardır. Kutuplaşmadığımız bir pekmez konusu kalmıştı. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin konuştuğu olay var sırada. Üniversiteye hazırlanan, doktor olma hayali kuran Kadir Şeker, şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken ölüme yol açtı. O cezaevine girerken Türkiye'de de büyük bir tartışma başladı. Babama bir söz vermişti. Tıp kazanmak istiyordu, doktor olmak istiyordu. Hayalleri vardı, doktor olacaktı, yarıda kaldı. 20 yaşındaki, tanıyan bilen herkesin pırlanta gibi dediği Kadir Şeker'in eli kana bulandı. Kadir için başlatılan özgürlük kampanyasına ölen Özgür Duran'ın ailesinden tepki geldi. Sosyal medyada Kadir kahraman. Ellerinden gelse oğlumu mezardan çıkartıp cezaevine koyacaklar. Bunlar da hiç evlat acısı çekmemişler mi? Vicdan, merhamet yok mu? Olay geçtiğimiz çarşamba Konya'daki bu parkta yaşandı. Kadir kocasından şiddet gören kadını kurtarmak için araya girdi ancak o araya giriş cinayetle sonuçlandı. Şimdi sosyal medyada büyük bir kitle Kadir'in meşru müdafaa kapsamında serbest bırakılmasını istiyor. Hukukçularsa şunu tartışıyor. Bu cinayet meşru müdafaa kapsamı sınırları içinde mi değil mi? Yaralayarak o saldırı tehdidini ve tehlikesini bertaraf edebilecekken öldürmüşseniz artık meşru müdafaada savunmanın ölçülü ve orantılı olduğundan bahsedilemez ve meşru müdafaa sınırı aşılmış olur. Ama bunu kasten mi yaptı yoksa korku ve panikle mi? Korku, telaş ve paniğin etkisiyle meşru müdafaa sınırı aşılır ve burada artık faile ceza verilmemeli, tutuklama tedbiri ölçüsüz tahliye edilmeli. Taraflar arasında geçmişe dayalı bir husumet yok. Bıçağın yöneldiği yer tek bir bıçak darbesi olması, bir kadını kurtarmaya matuf bir irade ortaya koyması nedeniyle bir öldürme kastı bence burada yok. Birçok hukukçu meşru müdafaa serbest bırakılmalı dedi. Evinin balkonunda olaya tanık olan bu kadın da ifadesinde Kadir kadını ve kendisini korumaya çalıştı dedi. Yani ben çocuğun kesinlikle suçlu olduğunu düşünmüyorum. Çocuğun oradaki tek amacı o kadını kurtarmak. Eğer çocuk kadını kurtarmasaydı o adam kadını öldürecekti belki de. Kadir Şeker'in abisi kardeşinin bir Emine Bulut vakası daha yaşanmasın diye müdahale ettiğini savundu. Kadir o kadının ağlama sesini duyduğunda belki böyle bir olay yaşanabileceğini düşündü. Ölen Özgür Duran'ın ailesi de sessizliğini bozdu. Meşru müdafaa değil cinayet dedi. Neden tek darbe kalbine, bacağına değil, karnına değil, koluna değil de? Artık tıp öğrencisinin yönünde kalem olması lazım, bıçak mı olması lazım? Öyle bir şey yaptılar ki abime, utanmasalar mezardan çıkartıp hapse koyacaklar, Kadir'i de bırakacaklar. Sonuç olarak bir can gitti. Dün akşam saatlerinde Kadir Şeker'e olay yerinde keşif yaptırıldı. Hakkındaki son sözü yargı söyleyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli istifa etti.
Bir ellerinizi kaldırın bakalım, kaç tane bekarınız var? Arkadaşlar el kaldırdılar. Bu bekarlarla biz itfaiyecileri buluşturalım, bir gece düzenleyelim. Arkadaşları birbirleriyle ne güzel kaynaştıralım dedi. Biz tabii utanç duyduk. Cinsiyetimiz adına da utanç duyduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarılan kadınlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'yi işte bu sözlerle suçladı. Yeşim Meltem Şişli, skandal, mobbing ve hakaret iddialarının ardından istifa etti. Siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz dedi. Bu paraya da bu iş mi yapılır? 27 Ocak'ta işten çıkarılan İSMEK'in eski bölge sorumlusu 14 kadın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu. Başörtülerinizle de otobüse minibüse in bin, sizin için terlemiyor musunuz? Başörtülerinizle de zor olmuyor mu? Hatta kokuyorsunuz. Bunu bile söyleyebildi. Duyduğumuz cümlelere biz inanamadık. Benim olduğum hiçbir yerde, hiçbir çalışma arkadaşım, hiç kimseye inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Bu konunun üzerinden benim bu hassasiyetimi başka bir yöne çekmeye çalışanlara bunu duyuralım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şişli hakkında soruşturma başlattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 5 müfettiş görevlendirdi. Şişli gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti. Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışan bir doktor, adımı kullanan bir kişi hastalardan ameliyat parası alıyor dedi, şikayetçi oldu. Polis hastayla aracı arasında para alışverişi olduğu esnada operasyon yaptı. Aralarında bir doktor ve CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir'in annesinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Restoran sahibi ve internet fenomeni CZN Burak'ın annesi Didem Bozbura ve üvey babası Doktor Mazhar Alp Bozbura tutuklandı. İddiaya göre Bozbura kanser hastalarının ameliyat tarihlerini para karşılığı erken tarihe çekiyordu. Tüm bu ödemelerin tahsil bölümünde olduğunu, kendisine profesör, doktor ve eşi tarafından verilen talimatları yerine getirdiğini söyledi. Çapa Tıp Fakültesi'nde genel cerrah Doktor Metin Keskin, bilgisi dışında adına ameliyat karşılığı para alındığını duydu. Hemen savcılığa giderek şikayetçi oldu. Hocam, mahallede oturan bir arkadaşımın annesini ameliyat etmek için 8500 lira istediğinizi söylediler. Çok şaşırdım, bunu sizinle paylaşmak istiyorum diyerek geliyor. Hoca bunu duyar duymaz hemen beni haberdar etti. Avukat Fatma Aydın ameliyat olacak hastanın ailesiyle görüşüp polise haber verdi. Savcı rüşvet iddiasıyla ilgili polisleri görevlendirdi. Para çekildi, 3500 lira çekildi. Şahsa 5000 lirasının da hastanın kızı tarafından birazdan getirileceği söylendi. Hasta yakını 3500 lirayla içeri girdi ve polis içeri girdi. Şahıs zaten paraları da saymaktaydı. Yasin Şimşek suçüstü gözaltına alındı. Şimşek kendisine talimatı Doktor Mazhar Alp Bozbura ve kendini Seher olarak tanıtan Didem Bozbura'nın verdiğini öne sürdü. Kod adı Seher, tutuklu doktor beyin eşi olduğunu tahkikat sırasında öğrenmiş olduk. Bundan başka 9 ayrı daha mağdur ve şikayetçi olduğunu. Gözaltına alınan Profesör Bozbura ve karısı suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Bozbura ile eşi ve aracı irtikap suçlamasıyla tutuklandı. Doktor Bozbura'nın karısı CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir'in annesi. CZN Burak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Annem ev hanımı, en yakınım üzerinden beni yıpratıyorlar" dedi. Sürekli şiddet uygulayan sevgilisinden ayrılmak istedi. Dehşeti yaşadı. Cani adamın kurduğu pusuda acımasızca dövülüp kurşun yağmuruna tutulan talihsiz kadın başına gelen korkunç olayı Show Haber'e anlattı. Otur! Oğlum bak, beni canımı sıkma. Bana atalım seni, beni canımı sıkma. Gerçekten psikolojim çok bozuldu zaten. Ayrılmak isteyince sevgilisi saçından tutup sürükledi, acımasızca dövüp kurşun yağdırdı, dakikalarca başında bekleyip terör estirdi. Erkek şiddetinin adresi bu kez Esenyurt'tu. 23 yaşındaki Meltem Çamlıca 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisinin şiddetine maruz kalıyordu. Bundan önce de beni çok darp etmişti. Ayrılmak istiyorum, ayrılamıyorum. Ne yapsa olmadı.
bir türlü genç kadının peşini bırakmadı. Arkamda kimsem yok diye şikayetçi olmadım. Beni tehdit ediyordu sürekli. Tehdit etmekle kalmadı. Bu sabah talihsiz kadının evinin önüne gitti. Sabah ne oldu? Sabah mı? Ben arkadaşıma gittim. Evimin önünde pusu kurumuş. Meltem Çamlıca sabah 7 sıralarında tam Esenyurt'taki evine girmek üzereyken ayrılmak istediği o sevgilisi arkasından geldi. Onu tam burada yakaladı, saçından tuttu ve sokakta metrelerce sürüklemeye başladı. Sürükledi, tam bu noktaya geldi. Hem vurdu hem de dövdü beni sokak ortasında. Onu darp ettikten sonra belindeki silahını çıkardı ve genç kadına sokak ortasında ateş etmeye başladı. İlk defa karşıma çıktığını hatırlıyorum. Mesela benim ayağıma silah sıktı, bir de beni darp etti. Psikolojim ciddi anlamda zaten çok bozuk yani. Bu psikolojiyi kolay kolay atlatamıyorum. Saldırgan Meltem Çamlıca'yı silahla yaraladıktan sonra kaçmadı. Uzun süre yanında bekledi. Silah sesini duyanlar hemen dışarı çıktı, telefonlarına sarıldı ve sağlık ekipleriyle polise haber verdi. Otur! Oğlum polis gelmek kapıda bekleyecek. Canını sıkma bak, bana atalım seni. Sırf ayrılmak istedi diye sevgilisi tarafından silahla yaralanan Meltem Çamlıca hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. O saldırgan sevgili ise kaçarak izini kaybettirdi. Şikayetçi. Evet çok korkuyorum. Bir an önce yakalanmasını istiyorum. Otur! 400 bin lira çalan kapkaççılar kırmızı ışığa yakalanınca akıl almaz bir yönteme başvurdu. Filmleri aratmayan kaçış kameralara an be an yansıdı. ...400 bin lira çaldılar, kırmızı ışık engeline takıldılar. Kapkaç çetesi paçayı son anda ilginç bir yöntemle kurtardı. Film sahnelerini aratmayan kapkaç olayı birkaç gün önce Ümraniye'de yaşandı. Bir adam başına geleceklerden habersiz bankadan tam 400 bin lira para çekti. Çete üyeleri bankadan 400 bin lira çeken adamı takipteydi. O bankadan çıkar çıkmaz hırsızlar yanına gitti ve elindeki 400 bin lirayı aldılar, beyaz bir araca bindiler. Bankadaki güvenlik görevlileri ve paranın sahibi peşlerine düştü. Onların elinden kaçan çete üyelerinin hesaplamadığı bir şey vardı. Hırsızlar kırmızı ışık engeline takıldı. Hırsızların önlerinde ilerleyen araçlar kırmızı ışıkta durunca onlar da durmak zorunda kaldı. İkisi araçtan inip diğer sürücülerin yanına gittiler. Acil işlerin olduğunu söyleyip araçların yoldan çıkmasını sağladılar ve ardından kaçmaya devam ettiler. Güvenlik görevlileri araçtaki hırsızların önüne atladı. Tam yakalayacaklardı ki çete üyeleri sadece birkaç saniyeyle onların elinden kurtulmayı başardı. Polis şimdi 400 bin lirayla kayıplara karışan hırsızların peşinde. Yeni doğum yapan oyuncu Müge Boz, eşinin cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis cezası aldığını öğrenince onunla birlikte kameranın karşısına geçti. Her durum ve koşulda eşimin yanındayım mesajı verdi. Eşim Caner Erdeniz'le ilgili olan yargı kararı hakkında açıklamalarda bulunacağız. Ben şok oldum. Ben de inanamıyorum. Bayağı şok oldum yani. Çiçeği burnunda anne Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'e hapis cezası verildi. Çift başına gelenleri çektikleri bir videoyla anlattı. Aslında haberlerde çıkan bu olayı ben biliyordum. Caner bana anlatmıştı. Ancak tamamen bir yanlış anlaşılmadan ötürü açılmış olan bir dava olduğu için aslında hiç önemsememiştim bile. Olay 2016'da yaşandı. Müge Boz'un eşi basketbolcu Caner Erdeniz, ismi Deniz olduğu öğrenilen bir kadının iddiasına göre bundan 3 yıl önce Bebek'te bir barda taciz edildi. Erdeniz tarafından durum mahkemeye gitti. Genç kadın basketbolcudan şikayetçi oldu. Bir kız arkadaşım gördüğümü zannettim ve yanına merhaba demek için gittim. Omzuna dokundum. Omzuna dokunduğumda bir anda döndü. O olmadığını anladım ve pardon işareti yaparak arabama bindim ve gittim. Sonra 2 hafta sonra karakoldan telefon geldi ve karakola ifade vermem için çağırdılar. Caner Erdeniz'e bundan 3 yıl önce cinsel taciz suçundan 5400 lira para cezası verilmişti. Ancak Caner Erdeniz bu suçu işlemediğini iddia etti ve durum israf mahkemesine gitti. Dava sonuçlandı. Caner Erdeniz'e 2 yıla kadar hapis cezası verildi. Sana dediğimi söyleyeceksin.
Ne hatırlıyorsun bakalım, anlat. Cinsel saldırı konusu tamamıyla merhaba demek için bir omuza dokunma olayından ibaret. Olay aynen bu şekilde gerçekleşmiştir. Olayın ardından Müge Boz ve eşi kameralar karşısına geçti. Boz eşimin yanındayım derken Caner Erden ise hakkında çıkan iddiaları kabul etmedi. Bu anlattıklarım dışındaki iddiaların hepsi gerçek dışıdır. Bir de ben o kişi ve ailesinden dava süresince bu yanlış anlaşılma için özür diledim. Son noktayı Müge Boz koydu. Her durumda ve her koşulda senin yanında olduğumu ailecek söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum. Güzelim ben de seni seviyorum. Sigara haramdır demiş. O açıklaması tartışmaların odağına yerleşmişti. Diyanet İşleri Başkanı bu kez sözlerine delillerle açıklık getirdi. Maide suresinin 32. ayetine işaret etti. Biz sigarayı haram diyoruz ama delillerimiz var. Delillerimiz var dedi. Tartışma yaratan konuya son noktayı böyle koydu. Dünyada her yıl 8 milyon insan hayatını kaybediyor sigara yüzünden. Dünya sigarayı bırakma gününde de Diyanet İşleri Başkanı açıklama yaptı. Sigara haramdır diyerek Maide suresinin 32. ayetini delil gösterdi. Kim ki yeryüzünde inancı, mezhebi, dini ne olursa olsun yeryüzünde bir kimseyi öldürürse haksız yere bütün insanları öldürmüş gibi olur diyor ayet. Kendine eziyet ediyorsan haramdır. Haramdır mı diyeyim diyemeyeyim mi valla ben de bilemedim. Üstelik bu ilk uyarı değildi. Daha önce de uyuşturucu özelliği var deyip sigara haramdır fetvası vermişti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Sadece Türkiye'de 100 bin kişiyi öldüren bir madde için bu katildir, katletmek de haramdır demek zor bir şey mi? Dünya genelinde 1.1 milyar insan sigara bağımlısı, sıralamadaysa Türkiye 40. sırada yer alıyor. Peki ama sigara haram mıdır tartışması noktasında vatandaşlar ne düşünüyor? İsraf olduğunu biliyorum da haram olduğunu bilmiyorum. İsraf da harama yakın. Zararlı bir şey olduğu için insan vücuduna normal diye düşünüyorum. İnsanlar kendileri karar verir onun zararına. Başkası karar veremez ki. Bünyeye zararı var ama yani kullanıp kullanmamak herkesin kendine kalmış bir şey. Elime bile almadım. Sigara içinde yanında durmam. 8 ay önce evlenmişlerdi. Onları geçirdikleri kaza ayırdı. Genç kadın hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktı ama eşi kurtarılamadı. Yeni evli çifti trafik kazası ayırdı. Hayatını kaybeden damadın dayısı korkunç bir iddiada bulundu. Öndeki araba geçerken el kol hareketleri yapmışlar. Bu da buna sinirlenmiş. Onu takip etmeye kalkmış. Bu yüzden kaza oldu. Antalya'da çarpışan iki araç beton bloklara çarparak durdu. Otomobillerden birinde daha 8 ay önce evlenen Gizem Fatih Taşıran çifti vardı. Mutlulukları bu fotoğraf karelerinde kaldı. Çiçeği burnunda damat Fatih Taşıran'ın cansız bedeni çıkarıldı araçtan. Eşi yaralıydı. Gizem Taşıran hastaneye kaldırıldı. Diğer aracın sürücüsü emniyete götürüldü. 30 yaşında 8 aylık evliyken hayatını kaybeden Fatih Taşıran'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Profesör Bedri Gencer, Elazığ depreminin ardından skandal bir tweet atmış. 6,8'lik afetin nedenini erken yaştaki evliliklerin yasaklanmasına bağlamıştı. Bugün en ilginç tepkilerden biri üniversitedeki öğrencilerinden geldi. Kadınlara el kodumuza saldırıyorsunuz. Elazığ depreminin ardından skandal bir tweet attı. Erken yaşta evliliği tecavüz sayarak Allah'a karşı gelmeyelim dedi. Sosyal medyada başlayan tartışmanın ardından öğrencileri bugün dersi terk etti. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Bedri Gencer, 41 canı yitirdiğimiz Elazığ depreminin ardından attı o tweet'i. Sonra kendini savunmak için depremle alakası yoktu dedi. Şimdi bir tweet attınız. O tweette erken yaşta evliliklerin olmadığını, yasaklandığını, bu yüzden de depremler, facialar yaşandığını açıkladınız. Ne çocuk evliliğiyle ne depremle alakası var. Sosyal medyada büyük tepki oluştu. Bugün de profesörün dersine giren öğrenciler hocayla tartıştı. Kadınlara,
tartışmanın ardından öğrenciler alkışlarla dersi terk etti. Hep dersi öğretmenler verecek değil ya, bu defa dersi öğrenciler vermiş. Türkiye'nin doğusu Sibirya soğuklarının etkisi altında. Ardahan dün gece eksi 40 dereceyi gördü. Erzurum'daki hava sıcaklığı Güney Kutbu'nun altına düşünce dadaşlar telefona sarıldı. Sosyal medya o paylaşımla yıkıldı. Şu anda eksi 24. Abi acayip derece de soğuk ha. Değil mi? Vallahi soğuklar yaman geldi. Vallahi rekor kırıldı. Kaşı kirpiği dondu. Türkiye'nin doğusu Sibirya'ya döndü. Termometreler Ardahan'da eksi 40, Erzurum'da eksi 31'i gördü. Şu an sabah 7.30 itibariyle hava sıcaklığı eksi 31'i bulmuş. Sosyal medya bu görselle yıkıldı. Erzurum buz kesti. Güney Kutbu'ndaki Antarktika'yı bile geçti. Dadaşlar karşılaştırmalı hava sıcaklığını paylaştı. Eksi 40. Gece eksi 33'tü. Ardahan'da dalındaki yaprak bile buz tuttu. Sürücüler geceden battaniyeli kilimli önlem almıştı ama... O da fayda etmedi. Araçlar çalışmadı. Araba çalıştırıyoruz. Eksi 30, eksi 35. Çalışmıyor mu? Çalışmıyor kardeş. Çalışmıyor. Sabahtan beri don. Daha önce böyle soğuk olmuş muydu, ilk defa mı? Bu kış ilk defa. Sokak hayvanları dondurucu soğukta zor anlar yaşadı. Eksi 30 derecede kar, tüfüğü, boran. Burası Çıldır Gölü. Doğu Ekspresi ile birlikte turistlerin gözdesi olmuştu ama tipi kimseye geçit vermedi. Çok uzağımız site yapmadan grup da gelmedi doğru dürüst. Tipiye fırtınaya rağmen Çıldır Gölü'ne ulaşmayı başaranlar da vardı. İlk defa geliyoruz, Çıldır Gölü'ndeyiz. İnanılmaz güzel bir yer. Göl onlara kaldı. Burası ise Kars. Belediye önündeki termometre eksi 27'yi gösterse de hissedilen çok daha fazlasıydı. Donuyoruz yani. Şelaleler, kapı kilitleri, hatta dışarıda olanların bıyıkları, her şey buz tuttu. Havaya atılan sıcak su daha yere düşmeden böyle dondu. Köyün bekarları uygun eşi bulsun diye kardan gelin yaptılar. Damat adayları isteğine kavuşur mu bilinmez ama kardan gelin köyde büyük ilgi gördü. Gelin duvağını açıyoruz. Köyde o kadar çok bekar erkek var ki nasip açar dediler, kardan gelin yapıp duvağını açtılar. Şanslar açılır belki, tahtlar bahtlar açılır diye kardan gelin yaptı. Burası Denizli'nin Çameli ilçesi. Mustafa Güngör ve arkadaşları kardan gelin yaptı. Zaten oraları hep kardan adam yapmışlar. Tabii hep adam yapmamak lazım. Gelin yaptık biz de. Ama kardan gelinin kardan damadı yok. Kardan damat da yapabilirdik ama yapmadık. Bekar gençler çok. Kardan gelin belki onların kısmetini açar. Maksat mizah olsun. Nasip açar mı bilinmez ama 1,5 metre boyundaki kardan gelin ilgi odağı oldu. Gelinin duvağını açıyoruz. Giresun'da gençler, İstanbul'da çocuklar yokuş aşağı buzda kayarken ölüm tehlikesi geçirdi. Yürekleri ağza getiren o anlar geliyor ekranlarınıza. O çığlıklar ne aracı ne de yokuş aşağı kayan gençleri durdurmaya yetti. Kaza geliyorum dedi. Giresun ve İstanbul'da faciadan dönüldü. Kar eğlencesi az daha can alıyordu. Giresun'da 3 genç naylon poşetlerini aldı, buz tutan yokuşta kaymaya başladı. Hiçbiri o kazayı hesap edemedi. Hızla kayan gençlere caddede ilerleyen araç çarptı. Biri yaralandı. Ve İstanbul, o kazanın bir benzeri Sultan Gazi'de yaşandı. Kar yağışını fırsat bilen 5 çocuk tam eğlenmeye başlamışlardı ki minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldular. Neyse ki minibüs yavaştı, korkulan olmadı. Çocuklardan biri kafasını tekerleğe çarptı. Trabzon'da kayarken böyle yuvarlandılar.
Hastaneye kaldırılan iki arkadaştan birinin ayağı kırıldı. İstanbul Beşiktaş'ta bir patron beni görünce neden ayağa kalkmadınız demiş. Tüm çalışanları tokatlayıp sıra dayağından geçirmişti. Tokatçı patron için istenen ceza belli oldu. Bir anda tokat attı bana. Ne olduğunu anlamadan arda arda tokatlar sıralamaya başladı. Bir anda saçıma yapıştı, duvara vurdu, tekme attı o arada. Kadın erkek demeden tüm çalışanları tokatlayan patronun 14 yıla kadar hapsi istendi. Bir yıl önceydi. Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bir daha buraya girersen seni öldürürüm, eliyle hareket yaparak ayaklarını kırarım demeye başladı. Bir anda saçıma yapıştı, duvara vurdu, tekme attı o arada. İddiaya göre mekanın mülk sahibi ve ortağı Şahin Şeker onu görünce ayağa kalkmayan çalışanları sıra dayağından geçirdi. Önce yanımdaki arkadaşıma bir tokat attı. Sonra bana doğru yöneldi. Beni görünce ayağa kalkacaksınız diye masaya vurmaya başladı. Görevin ne dedi? Ben de ürün giriyoruz, siparişler öyle çıkıyor dedim. Tokat atıp gitti yani. Kıpkırmızı zaten suratı. Canavar gibi işte vurdu gitti yani. O tarihte Şahin Şeker Şov Haber'e röportaj vereceği sırada böyle gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatıldı. İfadesinde bir anda sinirlendim, hatırlamıyorum dedi ama kurtulamadı. Tokatçı patron basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. İlk duruşma 4 ay sonra. Bindiği takside siyah bir çanta içinde 70 bin lira unuttu. Tam para gitti derken bir telefon geldi. Arayan mesleğinin yüz akı taksicilerdi. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah abi. Abicim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. Takside 70 bin lira unuttu. 3 saat sonra işte böyle kavuştu. Biz böyle insanlarız. Helal süt emmiş insanlarız biz. İnsanların iyi niyetli olması İyi bir şey. Oğuzhan Angın 2 gün önce bankadan 70 bin lira para çekti. Bir araç satın alacaklardı. Bu sabah o aracı almak için bir taksiye bindiler. Şişli Dolapdere'de ancak Oğuzhan Angın araçtan indiği sırada içinde 70 bin lira olan çantayı aracın içinde unuttu. Unuttuğumuzu fark ettik. Fark ettiğimizde birazcık geç olmuştu. Bir 10 dakika geçti, 15 dakika geçti üzerinden. Bir kamera kayıtlarını falan araştırdık. O para dolu çantasını ararken taksici de yeni yolcusuyla çoktan yola çıkmıştı. Feriköy'den aldığım müşteri bir bayan, bir erkek olarak Dolapdere'ye götürdüm. Ellerinde bir çanta vardı. Feriköy'e tekrar döndüğümde bir bayan müşteri aldım. Taksinin arkasına yeni binen müşteri arkada bir siyah çanta olduğunu söyledi. Taksi şoförü İbrahim Katırcı'ya. Katırcı da o çantayı aldı, hiç içini açmadan taksi durağına getirdi ve buradaki durak başkanına teslim etti çantayı. Durak başkanı da çantayı açınca içindeki bu paraları gördü. Sahibini arayayım derken paraları gördüm. Ne Allah'tan ki iyi bir müşteriye denk geldi. Paranın yanında bir telefon numarası buldular. Çantanın sahibine ulaştılar. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Parayı teslim alacak kişi nerede? Teslim alacak kişi de şimdi gelmek üzeredir. Onu kendisine teslim edeceğiz para. İşte geldi arkadaş da kendisi. Para sizin miydi? Evet, para benim. Abicim çok teşekkür ederim. 70 bin lira para varmış burada ya. Unutulur mu bu para? Yani unutulmaz, unutulmaz da işte insanlık hali diyelim. Taksi şoförü ve duraktakilere teşekkür edip ayrılırken mutluydu. Parasına kavuştu sizin sayenizde, bir de arkaya gelen müşteri sayesinde. Aynen. İlk önce ona, sonra bana teşekkür edin, sonra başkanıma. Şimdi ilk kez gördüğümüz bir kar fırtınası çeşidi getireceğiz ekranlarınıza. Denizden tsunami gibi geldi. Bir anda bütün şehri kapladı. Artvin Hopa'da kameralara saniye saniye yansıyan kar fırtınası görenleri şaşkına çevirdi. Kar fırtınası denizin üzerinden böyle geldi. Görenler şaştı kaldı. Akıl almaz doğa olayının adresi Artvin Hopa. 2 gündür devam eden kar yağışı etkisini arttırdı. Dün sabahta kar fırtınası sanki tsunami gibi dalga dalga geldi, karaya vurdu. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Hem şaşırtan hem de korkutan kar fırtınasının videosunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından paylaştı. O anlar büyük ilgi gördü. Yerden sık sık mesajlar alıyoruz. Bizim kültürümüzde Robin Hood yok. Bizim kültürümüzde hayırseverlik var diye. Ama bu hayırsever kendisine özellikle Robin Hood denilmesini istiyor. İşte o hayırsever Türkiye turunda. Bu kez Çorum'da görünen gizemli Robin Hood yine bakkalları dolaşıp ödeme güçlüğü çekenlerin borçlarını kapattı. Hem esnafın hem fakir fukaranın yüzünü güldürdü. Esnafı da mağdur etmedi. Şu kış gününde bize. Allah işini ürünü rast yetsin. Sayfa sayfa borç. Hepsi tek kalemde silindi. Robin Hood yine bakkalları gezdi. Yoksulların yardımına koştu. Borcunu ödemeyenler için bizden tespit istedi. Ve tespit etti, borcunu kapattı. İstanbul, İzmit, Elazığ, Osmaniye derken gizemli hayırsever bu kez Çorum'da ortaya çıktı. Durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın borçlarını ödemiştir. Allah bir kere razı olsun hayırseverimizden. Sungurlu'daki bakkalları tek tek dolaştı, 80 kişinin tam 30 bin liralık borcunu kapattı. Aileleri darayıp bir hayırsever tarafından borçlarını kapattığına dair kendilerini bilgilendirdik. İstanbul Arnavutköy'de zabıta ekipleri seyyar simitçinin satış yapmasına izin vermedi. Tam simit dolu el arabasına el koyacaktı ki araya esnaf girdi. Bütün simitleri satın alıp helal olsun size dedirtti. De yine simit satıyorduk. Vermem dedim, bir hafta önce yine tezgahımı aldınız. Bir tane abi geldi. Zabıtaya kızdı, tüm simitleri satın aldı. Onu götür lan benim dükkana. Helal olsun. Allah razı olsun. Zabıta simitlerine el koymak istedi ama o ekmek teknesini vermek istemedi. Genç simitçiye esnaf sahip çıktı. Bütün simitleri satın aldı, zabıtadan kurtardı. İşte o esnaf bakın herkese nasıl helal olsun dedirtti. Tezgah doluydu. Daha sonra ufak bir tatsızlık çıktı burada. Dedim abi vermem dedim, bir hafta önce yine tezgahımı aldınız. Olay tam da burada oldu. Arnavutköy'de meydana giden caddede liseli simitçi elinde simit arabasıyla el arabasıyla buradan geçiyordu. Zabıta ekipleri önünü kesti. El koymak istedi. Seyyar satıcılık yapamazsın burada dedi. Vermedi simitlerini. Tabii zabıta arkadaşlar buna müsaade etmedi. Onlar da işi gereği yapması gerekeni yaptılar. Ben yiyorum. Hepsini ben alalım. Götürüyorum. Ben yiyorum. Ben zehirlerim. Sen ben zehirlerim. Çocuk çok üzüldü çünkü. Hani herkes destek oldu. O simitleri de esnafımız parasını ödedi, satın aldı. Arnavutköy Belediyesi'ne göre pastaneler seyyar simitçilerden şikayetçiydi. Salgın hastalık ve virüs tehdidi de önlemleri üst düzeye çıkarmıştı. Zabıtalarda komple standı satın alındığında bir şey demediler zaten. İki taraf da mağdur olmadı. Güler yüzle ayrıldılar. Arabamı almaya gittim. Dedim abi simitleri ver. Paranı iade ettim. Dedi o senin okul açlığın olsun. Ben de simitleri aldım. Hepsini ücretsiz dağıttık. Simitleri satın alan Cağ Kebapçı. Burada esnaf, Erzurumlu bir esnaf. Ama ne yaptıysak konuşturamadık. Diyor ki bir elin verdiğini diğer el görmez. Ben işimden geldi, yardım ettim. Bize de sadece yine helal olsun demek düşüyor. Ne mutlu bize, böyle bir esnaf komşumuz var. Bu devirde herkes yapmaz. Sosyal medyayı sallayan görüntüyü hatırlayacaksınız. Tayvanlı bir turist, İstanbullular onu görüp korkunca çareyi akıllı çantasını LED ekranına Çinli değil Tayvanlıyım, ölürüm Türkiye'm yazmakta bulmuştu. O turist Yen Cheng Show Haber'e konuştu. Çince konuşuyorum ama Çinli değilim. Yen Çin'i görmüş müydünüz? Evet. Nerede gördünüz? İnternetten gördüm. Ölürüm Türkiye'm. Biz de sosyal medyadan gördük. Fenomen oldu. Ölürüm Türkiye'm yazısıyla gönülleri fethetti. Sosyal medyayı yıkıp geçti. Çinli değilim. Tayvanlıyım. Ölürüm Türkiye. Ledli çantasına bir yazı yazdı, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Tanıştırayım o çok merak edilen Yen Cheng. Peşin peşinde söyleyelim, o Çinli değil, Tayvanlı. Çince konuşuyorum ama Çinli değilim. Yen Cheng Sayı 22 yaşında.
tam bir Türkiye aşığı. Ölürüm Türkiye'm şarkısıysa en sevdiği parça. Aynen biliyorum. Çok dinledim. Ölürüm Türkiye'm. İşte milyonların izlediği videoda Kadıköy vapur iskelesinde çekildi. Yençen arkadaşının yanına Beşiktaş'a gidiyordu. Çantasını şöyle gösterelim. İşte böyle I'm not Chinese yazmıştı ama daha sonra internette milyonlar izledi. Şaşırdım, çok şaşırdım gerçekten. İlk önce sadece Çinli olmadığımı ispat etmek istedim. Tayvanlı Yen Chen'i sırtına yazı yazmaya iten şey ise koronavirüsü taşımadığını ikna etmekti. Çünkü Ankara'da bir olay yaşadı. Gözleri sırf çekik olduğu için bir grup vatandaş onu görüp çığlık attı. Ben Ankara'dayken bir sürü ergen ile karşılaştım. Beni görünce çığlık atıp benden kaçtı. Ve bu olay beni çok üzdü. Bunun için bu çantayı kullanmaya karar verdi. Yençen'in videonun çekildiğinden haberi bile yoktu. Kadıköy iskelesinde bir başka yolcu onun videosunu çekti, sosyal medyaya yükledi. Yençen de ne olduğunu anlamadı. Beni çok strese soktu. Bütün gün otelde kalıyorum. Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Eğer kendime bir iş bulabilirsem burada kalmak istiyorum, çalışmak istiyorum. 3 tane dil biliyorum. Çince, İngilizce ve Türkçe. Ölürüm Türkiye. Çok kötü bir şarkıcıyım gerçekten. Kusurumuza bakma Yençen. Biz de Çinli değiliz, Tayvanlı da değiliz ama hepimiz birbirimize benziyoruz. Neden? Estetikten. Kimi dudağını, kimi gözlerini, kimi yanaklarını yaptırıyor. Güzellik uzmanlarına göre ünlü isimler bile bir başka ünlü ismin fotoğrafıyla gidip beni ona benzet diyor. Estetik çılgınlığında son nokta. Bir ünlü geliyor diğer bir ünlünün resmiyle buraya ve onu istiyor. Onun dudağını, onun kaşını, onun gözünü. Sadece çenem benzemiyordu. Ben de çeneme dolgu yaptırdım. Hande Erçel'in dudaklarını gerçekten çok beğeniyorum ve gelip danıştım. Uygun olacağını söylediler. Ben Serenay Sarıkaya'yı çok beğeniyorum zaten. Onun yüzündeki böyle elmacık kemiklerindeki çıkıklığı yakalamaya çalıştık açıkçası. Televizyon ekranlarında gördüğümüz neredeyse birçok ünlüde estetik var. Özellikle de ünlü kadınların yaptırdıkları estetikler birbirine benzeyince onları da birbirine benzetir olduk. Kuaföre gider gibi geliyorsunuz, 10 yaş gençleşiyorsunuz. İşte bu nedenle estetikte yeni moda başladı. Hollywood yana Angelina Jolie dudağı derken bu kez de ünlü isimler iddiaya göre gittikleri estetik merkezinde birbirlerinin fotoğraflarını gösterip aynı uygulamaları yaptırmak istiyorlar. Danla Bilic'in resmiyle gelenler var. Bu gözden istiyoruz diye. Türkiye'deki bir ünlümüz Hadise'nin resmiyle geliyor. Hadise Jennifer Lopez'e benziyor. Herkes birbirine benzeme durumunda şu anda. Çünkü beni hep Kendall Jenner'a benzetiyorlardı. Sadece çenem benzemiyordu. Benim yüzüm daha topluydu. Ben de çeneme dolgu yaptırdım biraz daha benzemek için. Elmacık kemiklerime dolgu yaptırdım. Benim için örnek de Serenay Sarıkaya oldu. Yüzün güzelliğini simgeliyor. Yani konuşurken ya da poz verirken dikkat çeken dudaklar kimisine göre daha solgun, kimisine göre ise de daha ince olabiliyor. İşte dolgun dudak yakalamak isteyen ünlü ya da ünlü olmayan kişiler de Hadise ya da Hande Erçel dudağı tercih ediyor. Dudak renklendirme yaptırıyorum. Olursa Hande Erçel dudakları olacak dudaklarım. Buraya gelen birçok danışanımız Hadise'nin dudak renklendirmesinden istiyor. Bu dönem çok açıkçası tercih edilen bir uygulama. Herkesin yüz şekli farklı olduğu için ona uyan bir uygulamaya yönlendiriyoruz. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. İhtişamlı töreni dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi canlı izledi. Gecenin kazananları ve kırmızı halıdaki şıklık yarışı geliyor. Tören öncesi yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışındaydı. Charlize Theron ve Penelope Cruz siyah tuvaletleriyle poz verdi. Renée Zellweger ve Scarlett Johansson'sa seçimini açık renklerden yana kullandı. Natalie Portman'sa tepkiliydi. Aday gösterilmeyen kadın yönetmenlerin isimlerini kıyafetine işledi. Gecenin ilk ödülü Brad Pitt'e gitti. En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde heykelciyi kapan ünlü aktör konuşmasında Trump'ın azil yargılaması sürecindeki tanık dinleme tartışmasına atıfta bulundu.
Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem olduğunu söylediler. Senatonun John Bolton'a tanıdığı süreden 45 saniye daha fazla. En iyi erkek oyuncu ödülü Joker filmiyle Joaquin Phoenix'e, en iyi kadın oyuncu ödülü ise Renée Zellweger'e gitti. Gecenin en büyük sürprizi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film ödülünü Güney Kore yapımı Parazit filminin alması oldu. Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir film en iyi film ödülünü kazandı. Uçak tam kalkmak üzereyken alkolü fazla kaçıran bir yolcu ortalığı birbirine kattı. Devreye diğer yolcular girdi. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Uçağa alkollü bindi, yolcuları rahatsız edince meydanda ayağı yedi. Ukrayna'da kalkış için bekleyen uçakta alkollü yolcu yüzünden ortalık birbirine girdi. Diğer yolcular kolundan tutup indirmeye çalıştı ama gitmeyi reddedince tekme tokat dövüldü. O anlar diğer yolcular tarafından kaydedildi. Arbede'de dişi kırılan alkollü yolcu sonunda güvenlik görevlilerince indirildi. Sırada reklamlar var. Haberin merkezinde Şoban Haber'deydiniz. İyi akşamlar.